Bunun sırrı yani mutluluktur diye bir şey var mı metinde? Yok. Yok. Paragrafı sevenler, sevdikçe netleri artanlar, Türkçe netleri pır 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 yukarı çıkanlar, hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir soruyla birlikteyiz. Paragrafta yapı, boşluk doldurma sorularından final cümlesine geldik arkadaşlar. Final cümlesi neydi? Bir metnin genelde ana düşüncesini bildiren cümlelerin yer aldığı kısım değil mi? Sonuç cümleleri. Bugün kimleyiz yine? Her zamanki gibi maalesef. Baran. Baran. Ben o bir yine... marka falan. Evet, Baran'la birlikteyiz arkadaşlar. Şimdi sizin için soru gelsin önden. Bir bakın bakalım isteyen durdursun, çözsün ve ardından Bismillah diyelim. Hadi bakalım Baran. Artık çözmüşlerdir yani. Tamam hocam. Haydi bakalım. Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Getirilmelidir. Güzel, klasik bir soru. Bakalım puzzle nasıl tamamlanacak? Tren vagonunun son vagonu değil mi? Trenin evet. Son vagonu hangisi olacak? Şimdi bunu bulmaya çalışacağım. Doğadan sevgi ve yakınlık bağı kaldırılırsa hiçbir ev, hiçbir şehir, hiçbir ülke ayakta duramaz. Hatta tarım bile yapılamaz. Bu kadarı yetmezse dostluğun ve anlaşmanın gücü düşünce ayrılıklarından ve anlaşmazlıklardan hemen kestirilebilir. Eski Mısır'a bakın, Roma'ya, Asya'ya, Avrupa'ya, gösterişli konaklara bakın. Sonra villalara, köşklere, saraylara. Sorarım size, hangi güçlü aile, hangi sağlam devlet vardır ki kim ve anlaşmazlıklarla temelinden sarsılmasın? Hı hı. İşte bundan nokta nokta nokta. Güzel. Şimdi metin ne diyor? Metin direkt sevgi ve yakınlık bağı kaldırılırsa yani olumsuz bir şart koymuş. Evet. Olumsuz şartı kaldıralım. Biz de onu kaldıralım ortadan değil mi? Olumlu yapalım, olumlu düşünelim. Ne diyor? Sevgi ve yakınlık. O zaman bize ne lazım? Sevgi ve yakınlık. Sevgi ve yakınlık. Sevgi ve yakınlık olursa her şey olur. Onların olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Şimdi arkadaşlar genelde boşluktan önceki cümle aslında o cümlenin habercisi olacak değil mi? Evet. Çünkü ben şu an ne söylüyorsam bir sonraki cümlenin habercisi oluyorum, hazırlayıcısı oluyorum. Doğru değil mi? Evet. O ortamı hazırlayan. Hani işte tarihteki olayları düşünün. İşte bir savaş çıkmış. Önce neye bakıyoruz? Nedenlerine. Sonra sonuçlarına. Hı-hı. Doğru mu? Evet. O zaman finaldeki bu cümleyi ne hazırlayacak? Ondan bir önceki cümle. Ondan bir önceki, ondan bir önceki, ondan bir önceki. Ama asıl patlama, asıl o son damla dediğimiz şey ne olmuş oluyor? Boşluktan bir önceki cümle. Boşluktan bir önceki cümleye baktığımız zaman ne görüyoruz? Gösterişli konaklara bakın, sonra villalara, köşklere, saraylara. Buraları geçtik. Hı. Ne diyor? Sorarım size, sor bakalım bize. Hangi güçlü aile, hangi sağlam devlet vardır ki kin ve anlaşmazlıklarla temelinden sarsılmasın? Yani kin ve anlaşmazlık olursa, yani sevgi olmazsa hı hı. Dağılır. Sevgi olursa birleşir, bütünlük olur. Yukarıda ilk cümlede de bu mesaj var mıydı? Vardı. Vardı. O zaman bizim için önemli olan ne? Sevgi ve yakınlık, dostluk. Doğru mu? Evet hocam. Doğru. O zaman seçeneklerde bize bu yönde, bu istikamette, bu doğrultuda giden bir şey lazım. Hadi bakalım nerede var o? Adana. Lütfen. İnsanlar arasındaki iletişimde beden dilinin etkisini görebilirsiniz. Evet. Görebilirsiniz ama metinde beden diliyle ilgili hiçbir şey var mı? Yok. Yok. Beden hiçbir şey söylüyor mu? Söylemiyor. Söylemiyor. Söylüyor biliyor mu? Söylemiyor. Ben şu an söylüyor olabilirim. Ama metin, söylemiyor. Değil mi arkadaşlar? Metin söylemiyor. Evet. Geçtik mi? Geçtik. Bursa. Ülkelerin savaşarak ve direnerek topraklarını genişlettiklerine ulaşabilirsiniz. Hı hı. Siz işte ne dedi? Hangi sağlam devlet vardır ki? Şimdi kim ve anlaşmazlıklarla temelinden sarsılmasın. Şimdi sen bunu savaşmak ve direnmek, toprakları genişletmek olarak yorumlayabilir misin? Hayır. Hayır, yorumlayamayız. Çünkü metin bundan bahsetmiyor. Bunun tam tersinden bahsediyor. Ve büyümekle, genişlemekle alakalı herhangi bir şey hiç vurgu yapmadı ki. Yaptı mı Bara? Yapmadı hocam. Arkadaşlar yaptı mı? Böyle sessiz sessiz duruyorsunuz. Hayret bir şey. Yani bu sistemi genişletmek ve geliştirmek lazım. Sevgili YouTube, sana sesleniyorum. Bana telif atıyormuş YouTube. İzlenme oranlarımı düşürüyormuş. Çokmuş gibi falan. Evet, C'ye geçelim. Ceyhan, dostluğun gülen yüzünde ne büyük iyilikler olduğunu anlayabilirsiniz. Evet, bu olabilir mi? Dostluğun gülen yüzünde
Burada iyilikten bahsediyor. Güzel, bak iyilik çok güzel. Dostluk var, gülen yüz var değil mi? Evet. Final cümlesinde de ne diyor? Bak kin ve anlaşmazlığın ters tarafı nedir? Dostluk ve gülen yüzdür değil mi? Evet hocam. Çünkü adam bize tersini bulmamızı istiyor, doğru değil mi? Doğru. Doğru. Kin ve anlaşmazlığın tersi nedir? Gülen yüz ve iyilik. O zaman C olabilir mi? Olabilir hocam. Çok büyük oranda cevabımız bu. Hemen yan tarafa ne diyoruz? Yıldız diyoruz çünkü geride Denizli ve Edirne seçeneklerimiz olduğu için kesin budur demiyoruz hiçbir zaman. Hadi bakalım geçelim Denizli ve Edirne'ye. Evet. Denizli, toplumların diğer toplumlar karşısındaki gücünü kazanma hırsından aldığını bilebilirsiniz. Evet. Yani Bursa'nın paralel bir versiyonu. Bunu da geçtik. Edirne, mutluluğun biricik anahtarının zenginlik ve onur olduğunu anlamakta gecikmezsiniz. Evet. Şimdi zenginlikle ilgili hiçbir şey var mı? Yine... Yok. Yok bak tamam yukarıda çok güzel bir metinden şey yapabilirsin. İşte gösterişli konaklar, sonra villalar, köşkler, saraylar bunları zenginlik olarak alabilirsiniz. Ama bunun sırrı yani mutluluktur diye bir şey var mı metinde? Yok. Yok. O zaman ne yapıyoruz arkadaşlar? Bunu da eliyoruz değil mi? Sevgili arkadaşlar final cümleleri genellikle nedir arkadaşlar? Ana düşünceyi veren cümlelerdir. Yani metin ne anlatıyor? Özellikle biz ne yapıyoruz? Metinde kendinden bir önceki cümle daha baskın, daha büyük fontlarla kendini göstersin. Diğer tarafları da ne yapalım? Flulaştıralım. İşte o ifadeler ne diyor? Hangi güçlü aile, hangi sağlam devlet vardır ki kin ve anlaşmazlıklarla temeline sarsılmasın? Buna tersten bakacağız. Tersten baktığımız zaman zaten otomatikman ne çıkıyor? Cevabımız Ceyhan olarak çıkıyor. Sevgili arkadaşlar... Bu tip sorularda özellikle hani ilk cümleyi okuyup aynı doğrultuda, aynı yörüngede gelir deyip hemen final cümlesine atlamıyoruz. Çünkü orada bir düşünce ortaya atılmış, o düşünceden sonradan vazgeçilmiş ya da tam tersi istikamette söz edilmiş olabilir. Aman dikkat diyelim. Evet bir önceki cümle bizim için çok daha önemli ama gerisini okumamak anlamına lütfen gelmesin. Beğenmeyi, yorumlara bizden beklentinizi yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda... Maalesef yine Baran'la birlikte olacağız. Gelmek istemeyen şimdiden gelmeme kararını alabilir. Gelin lütfen. Evet duydunuz. Gelin lütfen. Gelin falan. Hoşçakalın.